Baget yüzük mü o? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Haber'den herkese merhaba. Kuyumculuğun sesi olmaya devam ediyoruz. Gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Yine çok önemli, çok değerli başkanımız, Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Hasan Çavuşçulu'yla birlikte olacağız yayınımızda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız, bilgilendiriyorsunuz sektörümüzü. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanım, yine gündem sıcak, özellikle taksitlerin düşmesi var. 3 taksite indi 6 taksitten. Kuyumculuk sektörü nasıl etkilenecek? Bu taksitin düşmesi özellikle kuyumcularımızı nasıl etkileyecek? Sadece kuyumcuları, tabii biz zincirin halkasıyız biz, kuyumculuk sektörü. İmalatçıyı etkileyecek, tüketiciyi etkileyecek, toplancıyı etkileyecek. Tabii ki para kendiciyi de etkileyecek. Bu böyle olunca maalesef olumsuz bir karar olarak, yani 3-6 taksit çıktığında biz yetmez ama evet demiştik o dönemde de. Şimdi böyle olunca da tekrardan bizle beraber tüketiciler de sıkıntı yaşayacak. Bizler de tabii ki zaten külçe altında, cumhuriyet altında, tasarruf altınlarında taksit yok. Taksit işçilikli ürünlerde, takılarda, mücevherde var taksit. Onun için bir taksitin ekonomiye veya herhangi bir yere bence bizim sektör olarak bir zarar verdiğimizi düşünmüyoruz. Esas burada sektörün dışında kötü niyetli kişilerin işte kuyumcularla, kuyumcu adı altında çeşitli şekillerde kuyumcu adı altında kredi kartı kullanarak kartlarla para satmaktalar. Para satıyorlar bunlar kuyumcu unvanıyla. Sizlerin de bildiği gibi perakende ticaret yasamız çıktı. 31-12-2021'de gerçekleşecek. Yani şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor ama bunun getireceği ciddi somut tedbirler var. Buna bağlı bu sektörün taksidinin o dönemde bunlar olacaksa taksidin gene 6 veya 9'a çıkması lazım. Zaten biraz önce söylemiş olduğum gibi işçilikli ürünler, yani katma değeri yüksek ürünlerde taksit imkanı var. Bu da tüketicinin, düğün nişan yapan insanların rahatlıkla düğün ticaretini yapabilmelerine, nasıl mobilyaya hepsini bir anda peşin vermeleri mümkün değil. Onun için olumlu bulmuyoruz doğrusu. Olumsuz buluyoruz. Peki başkanım, neden böyle bir uygulamaya gidildi? Yani ne düşünülüyor? Neden kuyum sektöründe böyle bir taksitler artıyor, azalıyor, hep değişiyor? Yani bir sisteme oturmuyor. Dediğiniz gibi mobilyada falan, beyaz eşyada sabit ama neden kuyumculukta böyle bir azalma, çoğalma oluyor? Kötü niyetli kişilerin ve kamuoyuna yansıttıkları gibi kuyumcular işte kara para aklıyorlar veya işte kredi kartıyla altın satıyorlar gibi kamuoyuna yansıması, belki hükümetimizin de elinde başka doneleri, bilgileri de olabilir. Ama biz kuyumcuların temsilcileri olarak diğer illerdeki oda ve dernek başkanlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Bizim için biz ticaretiyle, ekmeğiyle para kazanan, yani namusuyla çalışan insanlarız. Başkalarının, kötü niyetli kişilerin yapmış olduğu olumsuzluklar bizlere yansımamalı. Tedbirler kötü niyetli kişilere göre alınmalı. Sektörün tamamına göre alınması doğru bulmuyoruz. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde yetkililere gerekçelerini sunacağız. Neden olduğunu hem biz soracağız hem de bilgilendirmek, kendimizin de bilgilenmesi lazım. Varsa bizim bilemediğimiz bir şey biz de öğrenmek isteriz. Biz de üyelerimizle bunu paylaşmak isteriz tabii. Biz daha disiplinli çalışmak istiyoruz. İşte bu perakende ticaret yasası bizim disiplinli çalışmamızı zaten istiyor. Bu 31-12'ye kadar bu olmamalıydı. Beklemek lazımdı. 31-12'de daha net zaten yasanın getirdiği disiplin nedeniyle de
bu kötü niyetli kişilere de fırsat olmayacak. Başkanım şimdi yetki yasası, yetki özellikle kuyumculara gelen yetkiyle ilgili yılbaşına kadar girecek olan düzenleme ile ilgili soracağım. Ama daha sıcak bir gündem maddesi var. O da sahte altın. Sektörümüzün kanayan bir yarası. Bir türlü maalesef tam olarak bir çözüm bulunamadı şu ana kadar. Her taraftan bu tür haberler geliyor. Sahte altınla ilgili kuyumcularımız çok mağdur oluyorlar. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle tabii nelere dikkat etmek gerekir? Bu konuyu tamamen çözmek mümkün mü değil mi? Onu sormak isterim. Şu anda sıcak bir şey. Şu anda elimde bulunan bu 22 ayar damgalı ve patentli, sera patentli bir 3 balık sırtı bir zincir gerdanlık böyle bir şey. Bu 3 ayar geliyor. 22 ayar sera damgası var üzerinde. Patent yapmışlar. Emin ol, ilk bakışta bunun gerçek altın olduğunu zannedersiniz. Bir andaki böyle mehenk taşı falan bunları zaten anlamanız mümkün değil. Biz bunu emniyetteki arkadaşlarımız da burada, onların bize getirdiklerinde bu işin daha yasal net olması için de rapor evine verdik, analiz yaptırdık. Yoksa bizim burada bakacağımız altındır, altın değildir ötesinde savcılığa giderken daha şey olsun diye bu zinciri, zincir gerdanlığı, 3 sıra balık zincir gerdanlığı ayar evine verdik. Ayar evinde de gelen ucundan kestik. Rapor burada 30 milyon, 130 milyon. Peki başkanım, kaplama mı? İçinde farklı bir maden mi var? Üstünü mü kaplamışlar? Tabii yani kalın bir şekliyle yapmışlar. Artık teknoloji de iyi kullanıyor. Bu tabii bunu kim yapıyor? Bu sektörün insanı yapıyor. Bunu gidip de demirci veya manav yapmıyor veya bakkal yapmıyor. Bunu yapan marangoz da yapmıyor. Bunu yapan içimizden birileri, çürük elmalar tabir ettiğimiz kötü niyetli kişiler, kuyumculuk üretimini iyi bilenler, teknolojiyi iyi kullananlar, makinaları iyi kullanan kişiler bunları yapıp kuyumcuları nasıl satılacağını da biliyorlar. Şimdi bu satan şahıs, kamera kayıtları da alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğümüz Dolandırıcılık Bürosu bunun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her gün emin olunuz bilezikler, çeyrek altın, kuyumcu dediğimiz, tabii burada kuyumcuya bir iş düşüyor. Bu sahtekarların bunu yapacağı belli. Biz hemen kızıyoruz. Aa, bunu kim yaptı, niye yapıyor diye. Biz bir kere kuyumcu olarak biz bu tür ürünleri almadığımız zaman bunlar şey yapacaklar, satamayacaklar. Ama ben dikkat etmezsem, mutlaka bir dikkat etmeyen çıkıyor. Bu sahtekarlar bir takım insanlara, kuyumculara bunu satıyor. Kuyumcumuz anlayamamış herhalde değil mi bunun sert olduğunun? Anlamadığı bir ürünü, kontrol etmediği bir ürünü almayacak. Alışverişten sonra anlıyor bu. Alışveriş yapıyor, gidiyor, sonra herhalde vitrine falan koymaya niyetleniyor. Bakıyor ki bir kezzapla yaptığı kontrolde bir anormallik görüyor ki hemen polise şikayet ediyor. Yani bu işleri daha ciddi, yani alırken şimdi bana geldi. Ben buna bakıp da kaplama diye emniyete teslim edebilirdim. Veya bu düşük ayar, çok az miktar altın var derdim bir şey. Ama ben ne yaptım? Şimdi bunu aldım, emniyete kestim, analiz yaptırdım. 130 milyon geldi. Onun için hepimiz şey yapacağız. Dikkat etmek gerekiyor herhalde başkan. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sadece zincirde, bilezikte, her şeyde var. Bir kere herkese şüpheyle bakmamız lazım. Kazanmak çok zor, kaybetmek gördüğünüz gibi çok kolay. 20-25 bin arasındaki bir kuyumcunun parası gitti.
Başkanım, özellikle sahte altın konusunda az önce gösterdiniz bize zincir. Kuyumcu esnafımız bunu anlayamamış herhalde. Peki kuyumcularımıza ne tavsiye ediyorsunuz sahte altına almamak için özellikle? Bazen de şebekeler geliyor, çantacılar geliyor. Tabii diğer bu işi özellikle düzgün yapan çantacılarımızı tenzih ediyoruz ama bazen şebekeler geliyor ve şebekeler toplu olarak bu sahte altınları kuyumcularımıza satmaya çalışıyorlar. Bu konuda kuyumcularımız ne yapması gerekiyor? Kuyumcular aldığı ürünü bilecek. Çeyizden, çantacılardan veya İstanbul'dan, mağazadan, nereden olursa olsun ürün alıyor, faturasının kenarına aldığı ürünün patentini yazdırması lazım. Aldığı ürünün hiç olmazsa içinden bir tane numune alıp analiz yaptırması lazım. İşçiliğini de imalatçıdan veya toptancıdan kesebilir. Parakendeci için söylüyorum. Çantacı için de böyle. Ya, aldığı atölyeden ürünü arada kontrol etmez mi? Etmiyor. Benim arkadaşım diyor. Yıllardır dostum diyor. Bu böyle ahbap çavuş ilişkisiyle ticaret zamanı bitmiş. Bir de gözü kapalı yok dolar al, dolar sat. İşte geçenlerde izledik sizin Kuyum Haber'de de İşte doların sahte olduğunu, araya kağıt koyduğunu, çantayı değiştirdiğini. Bu yöntem Ankara'da da yıllar önce yapıldı. Biz kaybetmenin çok kolay, kazanmanın çok zor olduğunu kuyumcu meslektaşlarımıza devamlı söylüyoruz. Bu kadar kolay altın alınmamalı. Yani. Altın kılı kırk yarmak diye bir şey var. Çok basit olmamalı. Yani. Çok basit olduğu zaman geliyor adam, diyelim ki bir sahtekar bir grup yapıyor bunları, gümüşün üzerine kaplama yapıyor veya az bir altın kullanıyor. Üzerine de güzel bir cimar yaldızı yapıyor. Piyasaya satıyor. Bir kilo altını Türkiye'de geziyor. Bir ay geziyor. 100 bin lira para harcıyor. 400 bin lira para kazanıyor veya 300 bin lira para kazanıyor. Öbür ay bir daha yapıyor. Bir kere kuyumcu meslektaşlarımızın altın alımlarında yani imal ettirdiklerinde arada kontrol ettirsinler. Ama burada alımlarında da İnsanların sakalına, bıyığına, hacı anne geldi, hacı baba geldi, çok doktor bey işte bilmem ne yerde genel müdür, yardımcısıyım falan diyor. Onun her kuyumcunun ikna edilebilecek bir damardan giriyor. Kuyumcu meslektaşlarında canı sağ olsun o kişinin kılığına, kıyafetine, sakalına güvenerekten alışverişi çok rahat yapıyor, incelemeden yapıyor. Bu da zarar veriyor. Yani bunların biz artık ürün alırken dikkat etmeliyiz. Altın çok pahalı. Yani bu dikkatsizliğin bedeli fazla. Yani bu şeyin altından çıkmak mümkün değil. Yani dikkatsizlik ve tedbirsizlik bize zarar veriyor. Çantayla ürün satmak. Bir görseniz cadde ve sokakları, emin olun o arkadaşlar için çok üzülüyorum. Çok tehlikeli bir iş yapıyorlar. Kolay değil yani. Bu güvenlik tedbirlerini almaları lazım. Kendilerini daha güvenilir, sağlam numune götürmeleri lazım. Yani tandayı doldurup gitmek yerine belli numuneleri götürüp sipariş almaları lazım. Öylesinin daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Riski azaltmak lazım. Parakendeci meslektaşımız da kırmadan, kesmeden... Başkanım, hemen yetki belgesine de isterseniz geçelim. Artık yavaş yavaş yıl bitiyor. Yeni yılla birlikte artık yetki belgesi, yönetmeliği de hayata geçecek. Ustalık belgesi özellikle yılbaşından itibaren hayata geçecek. Yetki belgesiyle ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Bu konuda gereken adımlar atıldı mı? Ticaret Bakanlığı'na tabii gözler çevrilmişti. Bu konuyla ilgili gerekli adımlar atıldı mı? Son durum nedir bu konuyla ilgili özellikle? Şu anda... Ağustos ayından itibaren, Temmuz'da zaten bir şey yapılmayacak. Ağustos ayından itibaren çalışmalara ticaret il müdürlükleri başlayacak. Ağustos ve Eylül'de başlayacak. 31-12'de son bulacak. Tabii ki bu uygulamanın da uygulamada doğacak eksiklikler ve aksaklıklar olacağı gözüküyor. Bunların giderilebilmesi için uygulamaya geçtikten sonra daha net belli olacak. Bunu biraz daha zamana yayacağız. Bu uygulama başlamalı. Bundan geri dönüş yok. Ama eksik ve aksaklıklar olabilir. İşte belgesi yetiştirilmeyenler olabilir. Kısa bir yılı 6 ay olur. İşte ustalık belgesinde kalfalık belgesi var ama yılını doldurmayabilir.
Burada bir yanlışlık daha var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Biz müracaatımızı yaptık. 18 yaşında bir kızımız var. Dükkan açtı, çalışıyor. Babası yardımcı oldu. Kuyumcuda, dükkanda da çalışıyor. Elemanları vardı, öğrendi. Şimdi üniversiteyi de bitirdi o arada. Müracaat ediyor, kalfalık imtihanına girecek. Siz 22 yaşından gün almadığınız için giremezsiniz diyor. 18 yaşında gün almış. Gün almış ve kıymlı dükkan açmış. Açmasında bir mahsur yok. Evlenebilir, imza atabilir bile. Sonuçta bu, sen diyor, kalfalık imtihanına giremezsin diyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na biz bu konuda müracaat ettik. Mesela memur emekleri vardı. Diyorlar ki SSK ve Bağkur emekli, Bağkur'dan olduğunuza dair güvenlik şeyi, sosyal güvenlik kuruluşunda ya Bağkur ya SSK'dan bize kağıt getirmeniz lazım diyor. O vatandaş da 10 yıldır kuyumcu ama memur emeklisi. Bağkur'dan da SSK'dan da getiremiyor. Neyse ki onu düzelttirdik. Müracaatımızı yaptık. Memur emekli olduğu kağıdı getiriyor. Kaç o işi yapıyorsa bel geliyor ve kalfalık imtihanına, ustalık imtihanına girebiliyor. Belgesini alabiliyor. Başkanım, özellikle ustalık belgesini bir kez daha sormak istiyorum. Zaman daralıyor. Peki Ankara'da özellikle esnaflarımız belgelerini şu an alıyorlar mı? Çalışmalar nasıl gidiyor? 700-800 kişi kuyumculuk imalatı ve bütün kuyumcuyla ilgili kalfalık ve ustalık imtihanlarına girdiler. Bu arkadaşlarımız Ağustos'tan itibaren de kalfalığa girenler, ustalığa girecek, 5 yılını tamamlayanlar. Bu arkadaşlarımız müracaatlarında veya hiç giremeyenler de Ağustos'tan itibaren müracaatlarını yapacak. Ankara'da hızlı bir şekilde odamızın girişimleriyle, mesleki eğitim merkeziyle ortak çalışıyoruz. Onların karşılıklı taleplerini meslektaşlarımıza iletiyoruz. Kolay evrak eksiklerini tamamlatıyoruz. Bizzat ben de komisyon üyesi olarak katılıyorum. Kendim de arkadaşlarımız imtihana girerken ben de orada gözlemci olarak bulunuyorum. Hepsi zaten kuyumcu olanların bilmediği özel bir soru değil. Kuyumcu olanların bildiği sorular, yani çok özel cevaplamayacakları değil. Kuyumcuysa da bilmeleri gereken, yani bir ayar, mey taşında bir ayara bakmayı bilmeli. Tabii ki onun yeterli olmadığını da gördüğü zaman neler yapacağını yani hocalar soruyorlar. Vitrin diziminden tutun da müşteriye davranışına kadar buna benzer yaşadıkları soruları sorarak imtihan yapılıyor. Bunun için de tabii ki yıllardır kuyumcu yapanlar yapıp belgelerini alamayan kalfalığı ustalığı, tabii 20 senedir kuyumcu ama hiç müracaat etmemiş, o önce kalfalığını alacak, ondan sonra ustalığa girecek. Yani 20 sene yaptı diye direkt ustalık yok. Herkes önce kalfalığa girecek, ondan sonra ustalığa girecek. Burada mesleki eğitim merkezlerinde kuyumculuk üniversite meslek liselerinde kuyumculuk bölümünü bitirenlerin ve meslek yüksekokullarında okuyanların bu belgeleri almalarına, ustalık belgesi almalarına gerek yok. Onlar o belgeleri iş yeri açmalarına kafi, yeterli kılınıyor. Ama mesela Ankara'da üyelerimiz, meslektaşlarımız da çalışma yapıyor. Neticede biz Ankara'daki bütün kuyumcu meslektaşlarımızın önce kalfalık, sonra ustalık belgeleri almalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyordur. Meslektaşlarımız da istekli bu konuda. İnşallah bir problem olmadan 31-12'ye geleceğiz. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mı bir nokta? Ben de size o şeyler güzel, çeşitli haberlerde yönlendirirseniz, hırsızlık, çalıntı veya sektörle ilgili bizim dışımızdaki gelişmeleri de sizden takip etmek isteriz. Sektör ürünlerini, firmaların sizden üzerinizden tanımak isteriz. Yani biz de bilgilenmek isteriz. Bizim üyelerimiz de bilgilenmek ister. Bu konuda ilginize, katkınıza teşekkür ediyorum. Sektöre güzel bir hizmet veriyorsunuz. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı olarak üyelerim adına ben de sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Hasan Çavuşçulu konuğumuzda. Her zaman çok sağ olsun. Her zaman bize destek oluyor Kuyum Haber'e. Biz de kendisine özellikle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gündemi Hasan Başkanımızla değerlendirdik. Bir başka röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.